Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir 8-9 tane yaklaşık vida söküp 8-9 tane vida takınca sevgili arkadaşlar tahtayı bu şekilde yatay konuma getirebildik. Tahtanın yüzey alanında bir değişim olmadı, merak etmeyin. Ama sanırım tahtanın en alt kısmının yerden yüksekliği biraz artmış oldu. Gençler tahtamızda çok güzel bir soru var, bir polinom sorusu ve bu polinom sorusunu da Mustafa Yağcı'ya yazdığı için teşekkür ederim. Paylaşmama izin verdiği için de ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu güzel sorunun çözümüne gelecek olursak dikkatli bir şekilde dinlemenize fayda var. Öncelikle bir px polinomu verilmiş bize. Bu polinom x üzeri 10 eksi x üzeri 9 artı x kare eksi 1 olarak verilmiş. Ve bu polinomun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani şu polinoma bölümünden kalan soruluyor. Normal şartlar altında ben bir polinomu farklı bir şey ifadeye bir polinoma bölerken ne yapıyordum? Bunu sıfıra eşitleyen kökü buluyordum. O kökü de götürüp burada yerine yazıyordum. Fakat x kare eksi x artı 1'i ben kökünü bulduğum takdirde öyle işime yarayabilecek eli yüzü düzgün bir kök bulamıyorum. Bulamıyorsak o halde bu tarz soruların çözümlerini şu şekilde yapabilirsiniz diyoruz. Ben burada madem x kare eksi x artı 1'i sıfıra eşitleyecektim, yine eşitleyeyim. Şimdi ben burada x kareyi yalnız bırakacak olursam x eksi 1 veyahut x kare eksi x'i yalnız bırakacak olursam bu sefer de bunu karşıya attım, eksi 1'i elde edebilirim. Yani ben diyorum ki x kare gördüğüm yere x eksi 1 veya x kare eksi x gördüğüm yere eksi 1 yazabilirim. Peki hocam, bir sorunun çözümüne başladığımız zaman sadece ama sadece x kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazarak ve x kare eksi x gördüğümüz yere eksi 1 mi yazarak devam edebiliriz? Yani aynı sorunun aynı çözümün içerisinde hem x kare gördüğümüz yere bunu hem de x kare eksi x gördüğümüz yere bunu yazabilir miyiz? Kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanırsın. Yani şey diye düşünme. Ya bunu ya bunu kullanacağım diye düşünme. Veya dedim bak, İkisini birlikte kullanabilirsin, sıkıntı yok. Bunu kullanıp bunu kullanmaya da bilirsin veya bunu kullanıp bunu kullanmaya da bilirsin. Hiç sıkıntı yok. Sonuç olarak yanlış bir şey ifade yazmadık ki, x kare daima buna eşit mi? Evet eşit. X kare eksi x buna eşit mi? Eşit, o zaman sıkıntı yok. Peki o zaman ben şu soruya bismillah deyip başlayayım. Öncelikle şu ilk iki ifadeyi size göstermek istiyorum. X üzeri 10 eksi x üzeri 9. Burada eğer ki ben bu ifadeyi x üzeri 8 parantezine alırsam şurada ne kalır? X kare. Şurada ne kalır? Eksi x kalır. Ve artı yanında da x kare eksi 1'imiz mevcut. Şimdi o halde şunu düşünelim. X kare eksi x dediğimiz ifadenin zaten ben eksi 1 olduğunu biliyordum. O zaman burası çarpı eksi 1 yaptı. X kare dediğimiz ifade de zaten x eksi 1'e eşitti. Bak, şu x kare gördüğüm yere ben x eksi 1 yazarsam yanındaki eksi 1 ile beraber burası da artı x eksi 2 olacak. Bir de çarpı bunun yanında ne var? X üzeri 8 var. Şimdi burası bir dursun. Şu x üzeri 8 dediğimiz ifade var ya, bu aslında x karenin dördüncü kuvveti değil midir? Evet. Peki ben x kareyi burada x eksi 1 biçiminde elde etmemiş miydim? Evet, elde ettik. O halde ben x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazarım. X eksi 1'in dördüncü kuvveti çarpı eksi 1'imiz var. Bunu sakın unutma. Artı bir tane de x eksi 2'miz varmış burada. İşte ifade gitgide daha çok sadeleşiyor ama biraz ifadeyi dağıtmamız gerekiyor izninizle. X eksi 1'in dördüncü kuvveti demek x eksi 1'in karesinin karesi demektir. Dolayısıyla ben x eksi 1'in karesini içeride açacak olursam x kare eksi 2x artı 1'dir x eksi 1'in karesi. İşte bunun karesi dedim şimdi. Çarpı eksi 1'i şuraya eksi koyarak hallediyorum. Artı bir de x eksi 2'miz mevcuttu arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım? Tabii ki yine x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazmaya devam edebilirim. X kare gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam, bak burası x eksi 1 unutma. X'ten 2x çıktı, eksi x geldi. Eksi 1 artı 1 gitti. Eksi x'in karesi var. Bir de önünde eksi var. Artı bir de burada x eksi 2'miz mevcut. Şimdi ben bu işlemi buraya taşırım. Eksi x'in karesi nedir? X kare. Önündeki eksiyle beraber eksi x kare yapar. Yanında da artı x eksi bir de 2'miz mevcut. Hocam burada ben
eksi x kare demiş ya, x karenin aslında x eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi parantezinde x eksi 1 dedim. Artı bir de x eksi 2'miz mevcut arkadaşlar. Eksiyi içeri dağıtırsanız eksi x artı 1 artı x eksi 2 gelir. Buradaki eksi x ile artı x birbirini yer bitirir. 1'den 2 çıkarsa da doğru cevabın eksi 1 olması gerektiğini, yani cevabın A şıkkında verilmiş olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, güzel bir soruydu. Güzel bir polinomlarda bölme sorusuydu. Bu tarz köklerini bulamadığınız ifadelerin çözümlerini genelde bu şekilde yaparsınız. Karşınıza daha basitleri veya daha zorları çıkabilir ama hani polinomlarda bölme ile alakalı zorluk seviyesi olarak 10 üzerinden 7,5'luk bir soru denilebilir. Umarım çözümü beğenmişsinizdir. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. İşinize yarar. Evet. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.